Hürmetlik vatandaşlarımız şeylerini görüp ve tokanda böyle işe kız gap kılımız. Çünkü o dışki kurultayı siyasi kinaş kurultayı ve halk hakilla kurultayı ahırlaştı. Reis Xi Jinping yana bir katım reis olup sayılandı. Koşunca Wang Qishan Mao reis olup sayılandı. Bu katın bulanın asası kanunu özgertişi siz bilen biz digende kirlikli Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığını da imza koygan mesela Xitay'nın şu vaxtki vekili Çin Huas'ın imza koygan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işki parça kanunu ne? Bu katın kurultayla makullap onu icra kılışın mümkün belki sizin başında işte kılışınız gerek. Bu biz ümit kıldık. Bırak bu katım kasası kanunu özgertiş maksin değil mi ki hukuki bakvendilikte kanda kalkılış meselesi. Gördünüz mü? Azer demek Azer Moğol reis, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin reisi, reis Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin reisi ömürlük. 90 yaş kırsınız 90 yaş kırsa, 100 yaş kırsınız 100 yaş kırsa. Demek biz manumuşundak reis bulumuz değil. Yani hukukun merkezleştirilmişliğinin neyimizin direkt bir dağılıkını biz vatandaşlığa sözlep öttük. Aralıkta biz Prezident Trump'la del aşındak cüngüldü hukukun merkezleştirilmişliği asası kanun özgert kelligi doğru sizi haber ilan kılıngan diken belki biz Amerika mı kelgi üstünde kılamız. Belki ula üzdün işki işin üzü iyi buluduğandı diken mənidi gep kıyallıkını anlığanıdık. Bugün endi körümüzge hazırlıkça Germaniyanın Angela Merkel, Sovetler, mesela Federasyası, Sovet Federasyası'nın, oy, geçirin lan, Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin saylam devri durup, Japonya'nın Shinzo Abe, Katarlık devlet rehberleri, hemisi reis Xi Jinping'nin yanı bir katım reis olup saylan kallığını tebrikledi. Ama Amerika Koşmi Ştatlarının prezidenti Trump efendi hiç bombası hazır kıçı boğan arlıkta reis Xi Jinping'nin yeni bir katım Cungu'u reis bulup sayılan kallığını tebrikli miydi? Telegram mı yollu miydi? Ya ki Twitter'de fikir kaldırıp mı bir ne miydi? Bunun endi şahsen ben üzüm hayran kalıdığım bir iş boğanının sırtı da hazır kendi kendiden YouTube'da hem tor betirdi bu doğruda haberle yazılıp bu neye demekçi buluvadılar. Mesela bu neye demekçi deyip sual koyuvadılar. Mesela Recep'te reis boğa vaxta Prezident Obama hem şunda telegram mı yollab reis Xi Jinping'in sabık Prezident Obama hem şunda telegram mı yollab reis Xi Jinping'in Cumhur Halk Cumhuriyeti reis boğallığını tebrikledi. Aynı vaxta. Endi hazır kileyle İkinci katımlık sayılan mezgili de 5 yılını ahırlaştırıp reis Xi Jinping Cumhur reis bulup sayılanganda Amerika Koşmuş Ştatlarından President Trump bunu tebriklemedi. Endilikteki yeni bir haber teyvelseyli sayat kanunu imza koyuldu. Teyvellikle hakikaten hoş bol. Ziyaliyle hoş buldu. Teyvel cemiyetinin adetteki kuralları hoş buldu. Demek bu 40 yıldın bir ikinci katımlık özgürleş. Yani Tayvan vaziyeti, Tayvan cemiyeti, Tayvan'daki siyasi turaklık, siyasi mukamlık ve devamlı şekilvatkan mukam bir halette yani tuyuksuz 40 yıldın kim bir özgürlük boğallıkını tebrikleyimiz de alkış yanırata Tayvan'ın ziyalileri hem profesörleri. Amerika Vazı Radyosu'nun münazırı biti de şundak sözde sözlüğünü vatıldı. Endiki Leyli, tuyuksuz da hazır o 7. günü Tayvan Kaoshing şehrinin şehir başlığı. Çin Cü hanım, endi bu hanım müstakilçi hanım. Bulup mu Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen'in kollaydıgan hanım. Yarı yülek kuladıgan, hem kol tüşüp mu siyaset sahası faaliyet kılıvatkan, Tayvan'da yakşı tesiri var, hem Uygurların en süyümlük dostu bağlan Çin Cü hanım. Hazır Washington'a ya da Amerika Koşmuş Ştatlarına ziyaret geldirgen gel. Üçüncü ayının 16. günü Prezident Trump Tayvan Seyli Seyahat Kanunu imza koydu. O 7. günü bir gün öte ötmeyle Çin Cü Hanım Kaoshing şehrinin başlığı Çin Cü Hanım avval New York'a adı başlık haber değildi o anda Washington'a ziyaret geldirgen. Aralıkta yarışarı vakti gizliğimi dedi.
ham xiyal qımmang bunu prezident Trump əmliləşdirəmdü, əmliləşdirməm dedəb, cüngunun rəhbərləri ham xiyal qılmang degen gəbdə hazır leksiyədə sözüldü. Demək, 3-cü ayının 16-cü günü prezident Trump dəyvəzi səyli səyahat qanunu qımza qoydu, 17-ci günü Çin Düyü xanım Amerika'ya ziyaret geldi. Endi bugün yeni bir haber, biz sizlere tayyarlaşıp ülgürenmedik. Endi muşunun o okşaş. Tayvan'ın sabık prezidenti, belki Tayvan'da hakiki demokrati yani. Hakiki cemiyet adı sırdın eyt kavakta söz metbatı hukukunu, teşkilatlar uyuş hukukunu, fikir bayan kılış, yeziş, makal yeziş, haber biriş, rast sözleştiğin ibaret. Mesela Xitay tarihi rast sözleştiğin gibi yok. Muşunda demokratik ve ahlaki işlerini Tayvan'da işe aşırgan sabık prezident Li Donghui hem hazır Amerika Koşmuş Ştatlarına gelip ziyaret kılışını planladı. Gepten Karaganda hürmetlik vatandaşım Çin Cüyü Hanım'ın bir gün öte ötmeyi, Seyli Sayat Kanunu imza koyulup bir gün öte ötmeyi Amerika'nın ziyaret kılışı ve sabık prezident Tayvan prezidenti Li Donghui'nin belki bu kişiyi İnsanlarda bakı 1999 yılı Tayvan'ın teşebbüsü diye mavzulu kitabını ilan kılgan idi. Tayvan'ın teşebbüsü mavzulu kitabı da Li Donghui, Cungu'nu 7 devletke parçalaşına teşebbüs kılgan idi. Mesela Uyguristan, Tibet, Manchuria, Ningxia, Cungu ve Tayvan. Maşındak 7 devlet parçalaşının teşebbüs kılganı Tayvan'ın teşebbüsü degen kitabı da. Dəl şu prezident, sabah prezident Li Donghui, Washington'ın yakı Amerika Koşmuş Ştatlarını ziyaret kılıdı degen haber otturuğu çıktı. Bu adam, bu prezident 1995 yılı özü okup okuş bitirgen Amerika Koşmuş Ştatlarının Cornell Üniversitesi'ni ziyaret kılış. Yaki xüsusi ziyaret qilish uchun yetib kelganda 95 yili Cungu Tayvan o'rtasidagi vaziyatda jiddiy o'zgarish yuz berib, bir-biriga qurol devaylishib, tastamas qilgan urush bo'lishga degidek. Shu darajaga kelishgan edi. Bugun ani shu Li Donghui hozir Cornell universitetini ziyaret qilam degani burunqidek, yoki boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarlari va davlat arboblari bilan ko'rishamdi. Bu tarafda qarang'u bizga noma'lum. Bırak azı Çin Cüyü Hanım deyin ki, Lam Li Donghui, sabah prezident Li Donghui'nin Amerika'nı ziyaret kılışı haberge ilindi. Şunadan Karaganda hürmetlik vatandaşım, biz ötkendik sözüge leksiyimiz de Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump efendiye delmişi kanun, Tayvan Seyli Seyahat kanunu'na imza koygallığı ve onun bu bir yıldan bir iki körsetken hizmetleri ve töhbülleri Amerika halkının aldığı yaratkan neticeleri için köptin köp rahmet eytok. Bugün hem şu münasibet bilen Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump efendiye yeni şundak rahmet eytimiz. Endi Tayvan Cungu otoritski ziddiyetle ya ki hararetle qaysi darajagacha övrlaydi. Mesela Cungu Changli Kangyi'nin derecesi qaysi darajagacha ko'tarildi. Bu aralıkta tahı namalum aldığımızdaki iş vaziyet hazır Tayvan boğazı. Tak Çavşan'ı unutup kalmadık. O isimizde 5. ayda Amerika 4. ayda evvel Koreya'nın prezidenti Win Zeyin bilen Çavşan'ın başlığı Kim Jong-un 4. ayda uçuruşudu. Onun deyin ki, Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump ile Çavuşan'ınki devlet başlığı Kim Jong-un uçuruşudu. O işkisi uyaktı gelip dursun. Hazır anda, mesela Cungu'nun şarkı tarifi de Tayvan Boğazı. Tayvan Boğazı vakası, muşu algı geldi. Tayvan'ın şarkı, Cungu'nun şarkı şimali tarifi de Çavuşan meselesi şu halde durdu. Bir tarafta Çavuşan, bir tarafta Tayvan. Hazırkı vaziyette Cungu'nun halini mi? Ben ötken de dedim, Reis Xi Jinping sizge tallaş peyti geldi. Hazır Prezident Trump'nın tallaş peyti emez. Prezident Trump, 2. ayına 24. gün ne mi dedi? Prezident Trump dedi ki, Amerika bundan kiyen, İqtisadqa təslim bulmaydı. Amerika kılımən degen işini kılıdı ve kılışı kerek boğan işini çoğun kılış kerek. Mənim bu siyaset, bu bir xitab namı xarakterlik siyaset, bu bir belgelengen siyaset.
Belki hazır Amerika Birleşmiş Ştatlarının Cungo'a karatkan siyaseti, Tayvan'a karatkan siyaseti. Yani aşındaki kilovatıdır. Yukarıda bir haber dedi ki hazır karboran kilovatıdır. Yağmur şepsi kilovatıdır. Dedik, anladın ki vaziyet ciddiliği müşi derece kilovatıdır dedik. Vaziyetin kandak buluşu kat'i nezer. Prezident Trump'nın Cungo kartıp soğudu ve iktisat sahası tekte vatkını adıl soğudu. Adalet. Sen dünya soğut teşkilatı kırgan iken sen karıngır ayıklı. Yani Tayvan meselesi vatandaşım. Bu Amerika'nın üzerinden ihtiyarlık iş emmez. 68 yıldın bir azat kılımendiri Tayvan'ı Cungo'lukla. 76 yıldın başlayıp Tayvan taşınıp kaldı. 79 yıllık yegende Cungo ile Amerika Birleşmiş Ştatları diplomatik münasebet ornattı. Hazır 500 bin dek askeri kısmı var Tayvan. 23 milyon nüfusu var Tayvan. Ya ki bir müstakil devlet bulanmay. Ya ki bir oturduk ile o tarafa ya bu tarafa koşulup yüzünün yaşı gününü alanmay. Muş günü geç geldi. Endilikte belki vakit yetip gelgende vatandaşlarım. Ahirka cümlelerini ben diyelmeyim ben. Çünkü emel ileşkende alımız ondak cümlelerini eğizga. Şuna dikkat kılın. Lakin bugün Tayvan'ın Gavşın şehrinin şehir başlığı Çinci Hanım. Müstakilçi. Tayvan müstakilçi. Amerika'da ziyaretli bulup atılır. En ahir haberde gördük ki Li Donghui, sabah prezident Li Donghui okşaştı Tayvan ve Amerika Birleşmiş Ştatları'na ziyaret geldi.